Bunu üslü sayılarla, şurası yanlış olmuş, üslü diyelim. Üslü sayılarla ilgili hesaplama istiyor. Üslü sayı neydi? 2 üzeri 3 gibi bir ifade. Buna biz kuvvet, buna taban diyorduk. Çözüm yaparken de bu üsttekini tane diye okuyorduk. Yani 3 tane 2'yi çarpıyorduk. Basit bilgi. Eğer sayı negatifse yukarıya ne yapıyorduk? Tek mi, çift mi diye bakıyorduk. Eğer aşağı negatifken yukarı çiftse pozitif, tekse negatif çıkıyordu. Kısa bir özet yaptık. Hemen sorumuza bakalım. Parantez içinde bir sayımız var ve kuvvetimiz tek. O zaman sonucumuz ne çıkacak? Negatif. Sonra 5 üzeri 3'ü hesaplıyorsunuz. 3 tane 5'i çarpıyorsunuz. 5 kere 5 25, 25 kere 5 125 olacak. Evet, cevabımız eksi 125 diyoruz. Gelelim yan tarafa. Bakın bu sefer yukarısı negatif. Bu da ikinci kuralımızdı. Eğer bir ifadede yukarı negatifse alttaki tabanı ters çeviriyoruz. Bu 2 olduğu için ben bunu ters çevirip 1 bölü 2 olarak yazıyorum ve kuvveti artık pozitife çeviriyorum. Olay bu şekildeydi. İkinci kuralımız. Hemen sorumuza bakalım. Yukarı negatif, o zaman ben alttakini ters çevireceğim. 1 bölü 3'ün tersi 3 bölü 1'dir. Yani 3'tür. Yukarıdaki artık pozitife döndü. 3 üzeri 5, 5 tane 3 çarpmaktır. 3 kere 3, 9. Bir daha çarp. 27, bir daha çarp. 81, bir daha çarp. 243 olacak. Evet, cevaplarımız eksi 125 ve 243 olacaktır.